Türkiye haritaları çalışma defterimiz çıktı. Şimdi sayfa sayfa incelemesini yapacağız. Bakın bütün sayfaları göstereceğim size videonun ikinci aşamasında. Bu aşamasında kafanızda bazı soru işaretleri var, onları gidereceğiz. Mesela KPSS için geçerli mi bu? Özellikle KPSS için geçerli. TYT nereye kadar TYT? AYT için geçerli mi? Bütün kafanızdaki soru işaretleri gidereceğiz. Coğrafya çalışmaya başlamadan önce biz harita çalışırız. Bunu benim öğrencilerim, beni tanıyanlar biliyorlar. Harita çalıştığımızda neyi sağlıyoruz? Coğrafyaya aşık bir şekilde başlıyoruz. Çünkü birçok şey kafamızda mekanı bildiğimiz için kafamızda oturabiliyor. Coğrafya mekandır. Mekanı bilmiyorsan, yeri bilmiyorsan kafanda hiçbir şeyi oturtamıyorsun. İşte biz bu yüzden ne yaptık? Dünya haritalarından başlamıştık TYT, AYT'de. Ve dünya haritalarımız şu an 5-6 ay önce başlamıştı. Yarım milyon izlenmeyi geçti. Yarım milyon izlenmeden bahsediyoruz biz coğrafya kanalı için. Yarım milyon izlenmeyi geçti ve şu an öğrencilerin hepsi haritadan başladıktan sonra çok rahatlıkla coğrafyayı yapabildiler ve sevdiler. Şu an 5'te 5'ler, 6'da 6'lar, 11'de 11'ler havada uçuşuyor. Bunun nedeni haritadan başlamamız. Dünya haritaları muazzam bir eser oldu. Ve onu da orada da belirtmiştim. Benim çok hoşuma gitti bu iş diye. Hem YouTube anlatımıyla hem de defteriyle. Yine burada aynı dünya haritalarında yaptığımızı yapacağız. İlk önce hafıza teknikleriyle bunları öğreneceğiz. Sonra bunun içerisindeki pekiştirmelerini yapacağız. Ve orijinal haritalarla öğrendiğin için rahatlıkla zihninde kalacak. Sen ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun düz beyaz haritalarda öğrenmeye kalkıyorsun. Düz beyaz haritalarda öğrenmeye kalktığın zaman ÖSYM sana soruyu sorduğunda neresi dağlık Türkiye'nin, neresi düzlük bilmediğin için sorularda yorum yapma yeteneğin olmuyor. Düz beyaz haritalarda çalışılmaz. Senin işte bu haritalarla bu problemini ortadan kaldıracağız. Sen zaten bu haritaları 3-5 defa gördüğün zaman iyice kafana yer edecek ve sen kendin yorum yapar hale geleceksin. Bu haritalar KPSS için hepsi kullanılacak. Yani bu haritaların hepsi KPSS için geçerlidir. EKPSS, ÖABT sosyal bilgiler, bütün sorular çözüldü. ÖSS, geçmiş yılın üniversite sınavıydı. YKS, LYS, aklınıza gelebilecek bütün sınavlar çözüldü. Orada Türkiye haritaları nerede ne geçiyorsa buraya işlendi. Mesela dağları oluşturduk. Türkiye dağlar haritası var. Bu Türkiye dağlar haritasını oluştururken ben kafama göre oluşturmadım. Çıkmış KPSS, artık ne kadar sınav varsa çıkmış Türkiye haritaları sorularını okuduk. Burayı, buradaki işaretlemeleri ona göre yaptık. Yani analiz edilerek oluşturuldu bu Türkiye haritaları. Peki hocam, KPSS için hepsi geçerli. Bu arada hafıza teknikleriyle anlatacağız biz bunu. Yani hiç merak etmeyin, hemen aklınızda kalacak. Bunu da yine burada YouTube kanalımızda ücretsiz bir şekilde alacaksınız. Özellikle KPSS öğrencileri size söylüyorum. Gidip boşa hafıza tekniklerine para vermeyin gençler. Merak etmeyin, en kalitelisini burada ücretsiz bir şekilde kanalda alacaksınız. 8 Nisan'da başlayacak kamp. Kitabın hepsi KPSS içindir. Aynı zamanda MEP müfredatı hem de çıkmış soruların hepsi düzenlenerek, analiz edilerek oluşturulmuştur. Peki hocam, TYT, AYT için neresi geçerli? Bakın, TYT için, TYT müfredatında gençler, tamam, sınavda çıkıyor mu? Sınavda çıkmıyor. Yani Türkiye'de dağları bize sormuyorlar. Türkiye'de akarsuları bize sormuyorlar. Türkiye'de gölleri bize sormuyorlar. Ama sizin 9. ve 10. sınıf müfredatınızda var mı? Var. Müfredatınızda dağları da var, akarsular da var. İşte bunun sıralaması ona göre yapıldı. Yani şu, burada bakın, Türkiye'nin şehirleri, dağları, akarsuları, platoları, ovaları, kıyı tipleri, iklimleri, toprakları, bitkileri, nüfusun dağılışı, doğal afetler, göller. Buraya kadar TYT'yi kapsıyor. Kitabın yarısı TYT müfredatı. Diğer yarısı tarım, hayvancılık, maden, enerji kaynakları, sanayi, turizm, kalkınma projeleri, ulaşım, sınır kapıları, ulaşıma kadar da AYT'yi kapsıyor. Bunun dışında AYT'yi kapsayan yine burada Ramsar alanları vesaire var ama sınır kapıları mesela artı sadece KPSS için eklenmiş olan, sadece burada sınır kapıları var. O eksik kalıyordu. Sınır kapılarını da ekledim buraya. Ama şu var yani. Hocam ben TYT sayısal öğrencisiyim. Bunu almama gerek var mı? Bu sorunun cevabını sen vereceksin. Bu senin müfredatında var. Yani şu, 9. 10. sınıf müfredatıdır bunun yarısı. Diğer yarısı 11. sınıf, 12. sınıf müfredatıdır. Sen şimdi şunu söyleyebilirsin. Hocam ben dağlar, ovalar, akarsular zaten çıkmıyor. Ben o yüzden bunu almayayım diyebilirsin. Mantıklı mı? Mantıklı, çünkü çok da fazla Türkiye haritaları sorusu çıkmıyor. Ama tutup böyle bir Türkiye haritası sorusu sorulduğunda da adamlara niye bunu sordunuz diyemeyiz. Müfredatta var çünkü bu. İşleniyor sınıfta. Mantık bu. TYT ve AYT ayrımını anladık mı? AYT, kitabın yarısından sonrası AYT, yarısından öncesi TYT. Ama ikisi de sonuçta AYT olmuş oluyor. Çünkü AYT 9'u 10'u da kapsıyor, 11, 12'yi de kapsıyor. Yani bu kitap AYT'nin hepsini, KPSS'nin hepsini, yarısı da TYT'yi kapsıyor. Mantığı bu. Ama bundan öte gençler, bütün bunlardan öte, bu kitap bize neyi sağlayacak biliyor musunuz? Şimdi biz dünya haritalarının hep çoğunuz izlediniz şimdi.
Dünya haritalarını izlediğinizde, şu an gözünüzü kapattığınızda dünya haritalarında birçok yeri görebiliyorsunuz değil mi? Onun size katmış olduğu genel kültürü şimdi değil, daha sonradan anlayacaksınız. Bu kitap ne biliyor musunuz? Bu bir atlas. Yeni nesil atlas. Bu hani bizi öğretmenlerimizin sürekli sınıfta aldırdığı bir atlas oluyor ya, hiç bir kere bile kapağını açmadığımız, işimize yaramayan. İşte o atlasın düzenlenmiş hali. Akarsuların olduğu yerler işaretlenmiş hali. Ovaların olduğu yerlerin işaretlenmiş hali. Dağların olduğu yerlerin işaretlenmiş hali. Bütün her şeyi bir de böyle orijinal haritalarda gördüğün için yavaş yavaş zihnine kazınıyor. Sonra burada pekiştirmelerini de yapıp ilerliyoruz. Evet, aklıma gelen sizin sorduğunuz ve kafanızdaki soru işaretleri bunlardı. Sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Bu kitap aslında daha çok öğretmenlerin sınıfta öğrencileriyle beraber etkinlik yaparak öğrenmesi için oluşturuldu. Mesela 10. sınıfta Türkiye'nin dağları konusu var. İşte Türkiye'nin dağlarını öğretmen bunu alıp atlas aldıracağına, hiçbir işe yaramayan atlas aldıracağına, bununla beraber sınıfta etkinlik yaparak rahatlıkla dağları öğrenebilir. Sınıfta etkinlik yaparak akarsuların yerini öğrencilerine anlatabilir. Aslında bu öğretmenler için kullanılması için. Ben kendim çünkü MEP'te görev yaparken bunun eksikliğini hissediyordum ve şu an biliyorum ben. Birçok öğretmen çizgisiz, dilsiz haritaları çıkartıp öğrencilerine fotokopi çektirip dağıtıyor. Bunun problemi ben çok yaşamıştım, eksikliğini çok yaşamıştım. O eksiklikten yola çıkarak oluşturulmuş bir defter. Yani bu aslında göreceksiniz 1-2 sene sonra birçok öğretmenin elinde olacak çok önemli bir eser, çok önemli bir yardımcı kaynaktır. Evet, gelin sayfa sayfa incelemesine bakalım. Türkiye haritaları şöyle sayfa sayfa göstereyim size. Burada iller var, illeri doldurmamızı istiyor ama bu illeri size bırakmayacağım, merak etmeyin. Çok güzel 2 yıllık bir projem var benim. 2 yıldır uğraştığım bir projem var. 2 yıldır uğraştığım bu projeyi de kamp başladığı gün duyuracağım. Kamp başladığında o illeri rahatlıkla öğrenebileceğiniz bir proje sunacağım size, merak etmeyin. Şimdi bakın şurada görüyorsunuz. Harita gerçek haritalardan öğrenilir gençler. Öyle düz beyaz haritalardan çalışırsanız hiçbir zaman görmeyi sağlayamazsınız. Coğrafyada da en temel şey gerçek haritalardan çalışmaktır. Burada dağlarla alakalı bakın. Geçitleri vesaire de koydum buraya. KPSS'de işe yarıyor. Şurada dağları öğreniyoruz. Dağları öğrendikten sonra bakın burada pekiştirme etkinlikleri yapıyoruz. Volkanik dağlar, kıvrım dağları. Yine burada bütün dağların pekiştirme etkinliklerini yapıyoruz. Bu sefer sen kendin burada numaraları yazıp dolduruyorsun. Dikkat et, hep gerçek haritalar. Sen şimdi buraya baktığın zaman, sürekli buna baktığın zaman, sürekli buna baktığın zaman artık düz beyaz bir haritaya baktığında bu dağları, buranın dağlık olduğunu rahatlıkla görebiliyorsun. Burada bakın yine dağlarla alakalı. Bu sefer numaraları verilmiş. Sen kendini dolduruyorsun pekiştirme etkinliği. Türkiye'nin akarsuları. İlk önce akarsularla alakalı genel bilgiler, bilmemiz gereken bilgiler, hangisi ülke dışından ülkemize geliyor ya da hangisi sınır oluşturuyor gibi bilgiler. Sonra akarsuları kendimiz dolduruyoruz. Bu tarafta yine akarsular pekiştirme etkinliği. Akarsular pekiştirme etkinliği. Bu sefer birikimli etkinliğe geliyoruz. Bakın şöyle, mesela burada biz dağları öğrendik, sonra akarsuları öğrendik ya. Bütün hepsini bir kere daha tekrar etmek için bu sefer birikimli etkinlikte. Hem dağlar hem akarsular. Hem dağlar hem akarsular var. Böyle birike birike devam ediyor bu. Türkiye'nin platoları sayfa sayfa gösteriyorum ki ne alacağını gör. Türkiye'nin platoları ile alakalı etkinlikler, burayı dolduruyorsunuz. Ve sonra Türkiye'nin ovaları. Türkiye'nin ovalarının özellikleri vesaire, bilinmesi gereken ovalar bölümlerine göre ayrılmış. Ovalarla alakalı pekiştirme etkinliklerimiz, ovalarla alakalı pekiştirme etkinliklerimiz. Türkiye'nin kıyı tipleri. Orijinal haritaları sürekli ara ara gösteriyorum ki nerenin düzlük olduğunu vesaire, çalışırken de hep bunun üzerinden çalışacağız. Kıyı tipleri ile alakalı çalışmalar, yine etkinliklerimiz. Bu sefer birikimli etkinlik. Ne var? Bakın ne öğrendik? Dağları öğrendik, ovaları öğrendik, akarsuları öğrendik ya. Ne oldu? 1-2 gün geçti. Hepsini bir kere daha tekrar ettik. Buradaki etkinlikte hepsini bir kere daha tekrar ettik. Geldik Türkiye'nin iklimleri. İklimlerini öğrendik. Türkiye'nin iklimleri ile alakalı boyama etkinliğimiz, doldurma etkinliğimiz. Türkiye'nin toprakları. Türkiye'nin topraklarının haritasını öğrendik. Çeşitli bilgileri öğrendik burada öğrenmemiz gereken. Ve etkinliğini yaptık. Boyama etkinlikleri de var ara ara. Türkiye'nin bitkileri resimleriyle beraber öğrendik. İç bölgedeki ormanlar, dağılışları. Buradaki çeşitli resimleri de öğretiyorum sana. Gerçekten Türkiye'nin bitkilerinin ne olduğunu gösteriyorum sana. Sonra bitkilerin isimlerini etkinlikleriyle beraber öğreniyoruz. Ve burada da yine birikimli etkinlik bakın. Bu sefer ne oldu? Dağlar, ovalar, akarsular. Bakın burada bitki, toprak, iklim. İklimi, toprağı ve bitkiyi öğrendik. Bütün hepsinin pekiştirmesini yapıyoruz. Yani bir numaranın olduğu yerdeki iklimi de söyle bana diyorum. Toprağı da söyle, bitkiyi de.
Bütün hepsini pekiştiriyoruz. Hepsini zaten videolarda beraber de yapacağız. Burada Türkiye'deki nüfusun nerelerde yoğun olduğu ve neden oralarda yoğun olduğu ile alakalı bilgilerimiz var. Türkiye'deki nüfus yoğunluk haritalarımız. Burada haritanı kendin oluşturuyorsun. Seyrek mi? Seyrek mi? Sık mı? Haritanı kendin oluşturuyorsun. Birikimli etkinliğimiz. Bakın bu sefer ne oldu? Bu sefer düz bir beyaz harita getirdim. Az öncekiler hep böyle biraz daha gerçekçi kabartma haritalarıydı. Bu sefer birikimli etkinliği yaparken düz beyaz bir harita koydum önüne. Çünkü düz beyaz haritada da görmeyi öğrenmen gerekiyor. Yani bunun hepsi stratejik olarak, bu kitabın hepsi oluşturulurken stratejik olarak oluşturulur. İlk önce kabartmayı görüyorsun. Sonra biraz daha orijinalini görüyorsun. Sonra düz haritayı doldurmayı öğreniyorsun. Türkiye'nin doğal afetler, Türkiye'deki doğal afetler, bununla alakalı bilgiler. Bilgiler de var, bilgileri de öğreniyoruz. Doğal afetlerle alakalı çeşitli bilgiler. Türkiye'nin gölleri, göllerle alakalı pekiştirme etkinlikleri. Bunların hepsini hafıza teknikleriyle anlatacağım. Türkiye'nin tarım ürünleri. Şöyle Türkiye'nin tarım ürünleri. Burası AYT ve KPSS'ye kayıyor artık. Tarım pekiştirme etkinliği. Türkiye'de hayvancılık pekiştirme etkinliği. Hayvancılıkla alakalı pekiştirme etkinliği. Türkiye'de madenler. Türkiye'de madenlerle alakalı pekiştirme etkinliği. Enerji kaynakları. Rüzgar, enerjiyle alakalı pekiştirme etkinlikleri, Türkiye'de sanayi kollarının dağılışı, sanayiyle alakalı pekiştirme etkinliklerimiz, Türkiye'de turizm, özellikle böyle şekillerle uğraştım bayağı bir, Türkiye'nin UNESCO miras listesi ve burada Türkiye'deki turizm alanları, kayak turizmi vesaire. Burada yine pekiştirme etkinliğimiz var. Bunların nerelerde olduğunu dolduruyoruz. Projeler, Türkiye'deki kalkınma projeleri. Kalkınma projelerimizle alakalı etkinlik. Türkiye'de ulaşım. Ulaşımla alakalı bilgiler. Türkiye'deki boru hatlarıyla alakalı haritalar. Türkiye'deki sınır kapılarımız. Türkiye'nin jeolojisi. Yani karstik araziler nerede, birinci jeolojik araziler nerede, tersiyer nerede. Türkiye'nin Ramsar alanları ve önemli ilk uygarlıklarla alakalı başkentler ya da yerleşmeler. Ve en son haritamızda sınavlarda çıkmış bazı önemli yerler var. Bunları işaretledik. Nedir mesela? Hafik Gölü istisnai çok ayrıntılı sorulmuş. Geçen sene sorulmuş bir soruydu. Bunu buraya ekledik. Ya da işte Zonguldak çevresini iyi ifade eder. Genelde hep haritalarda işaretlenen yerleri işaretleyip bir de burada istisnai olarak sorulan bazı yerler var. Mesela Edremit Körfezi geçmiş sorularda onları da işaretledik. Şöyle Türkiye haritalarımız 88 sayfa bir kitabımızdır. 8 Nisan'da kampta görüşmek üzere.